Yazılı Yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımızı yazılı deposu adındaki kitabımızdan aldık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 5 yıldır hayalini kurmuş olduğumuz yazılı kitabını sonunda çıkarmayı başardık arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucunda adı yazılı deposu şeklinde oldu. Burada neler var? Burada 3 tane yazılımız var. Her derse ait olmak üzere. Şu an için 1. dönem birinci yazılı kitabımız çıktı. Birinci dönem ikinci yazılı kitabımıza yakında çıkacak arkadaşlar zamanı geldiğinde. Burada neler var hemen şöyle bir gösterelim. Bildiğiniz gibi sınavlar açık uçlu olacağı için iki tane açık uçlu sınavımız bir tane de merkezi sınavlara uygun olan test sorularımız mevcut. Gördüğünüz gibi ilk başta konu anlatımları var yazılı hazırlık notları var görüyorsunuz. Sonra da neyimiz başlıyor sorularımız başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen açık uçlu sorular karşınıza sınavda kesinlikle gelebilecek sorulardır diyebilirim. İlk sorumuza başlayalım. Etkin vatandaş kime denir? Etkin vatandaşın görevlerinden dört tanesini yazınız denirmekte. Etkin vatandaş, haklarını ve sorumluluklarını bilen, bunları yeri geldiğinde kullanabilen vatandaştır. Şuraya yazalım arkadaşlar. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, sorumluluklarını bilen ve bunları yeri zamanı gelince kullanabilen vatandaştır şeklinde söyleyelim. Ve bu etkin vatandaşın görevlerinden dört tanesini gelin birlikte yazalım. Seçimlerde oy kullanır. Seçimlerde oy kullanır. Bildiğiniz gibi seçimler ülkenin kaderini değiştirebilecek boyuttadır. Ve tüm halkın buradaki tüm etkin vatandaşları bu seçimlerde oy kullanmaları gerekiyor. Hani benim oyumdan ne olacak boş ver gitmeyelim işte uğraşmayalım gibi bir şey söz konusu değil. Sen bu ülkenin vatandaşıysan bu oy vermek de senin sorumluluğun gibi sayabiliriz. yine diyelim vergilerini düzenli olarak öder. Vergilerini düzenli olarak verir, öder diyelim. Gene vergiler ülkenin kalkınması için gerekli olan ifadelerdir arkadaşlar. Ülke kalkınıyorsa, ülke bir silah alabiliyorsa, bir mermi alabiliyorsa, bir kaldırım, bir yol yapabiliyorsa bunların hepsi vergilerden sağlanılacaktır. Etkin bir vatandaşya vergilini düzenli olarak vermelidir arkadaşlar. Kanunlara ve kurallara uymalıdır. Kanunlara ve kurallara uyar. Etkin bir vatandaş ya yani işte trafik kurallarına uyar diyebiliriz. Sorumluluk bilinciyle hareket eder. Sorumluluk bilinciyle hareket eder. Yani sorumluluğunu bilecektir arkadaşlar. Ülkesine karşı sorumluluğunu bilecektir. Ülkesinde yaşı geldiğinde asker olmayı bilecektir. Askerlikten kaçmayacaktır. Sorumluluklarından kaçmayacaktır. 2. Olayların çok boyutluluğu ne demektir? Örnek vererek açıklayınız deniliyor. Şimdi arkadaşlar bir olay yaşanmış. Bir olay sadece, sadece olayı yaşayanı değil olayı yaşayanı değil, birçok kişiyi etkileyebilir. Birçok kişiyi, nesneyi etkileyebilir. Etkileyebilir. Örnek verecek olursak ne örnek verelim? Trafik kazası örneğini alırsak arkadaşlar. Kazanın muhtemel nedenleri nelerdir? Kaza kimleri nasıl etkilemiştir? Kazanın muhtemel sonuçları nelerdir gibi soruların cevapları alındığında bu kaza Polis, ambulans, itfaiye, kazazedeler, yoldan geçen diğer insanlar gibi birçok kişiyi farklı şekillerde etkilemiştir. Trafik kazasını e, örnek alırsak yaşanan bir trafik kazası, yaşanan bir kaza e, polis, ambulans memurları, ve e, birçok yayayı etkileyebilir. Yayayı etkileyebilir. Az önce dediğim sorulara cevap ver, verirsek arkadaşlar. Bu çok boyutluluğun cevaplarını almış oluruz. Gördüğünüz gibi biz kaza yapıyoruz. Atıyorum atıyorum, bizim bir suçumuz olsun. Biz bir arabaya vurmuş olalım. O arabaya vurduk. Tamam ki kazayı biz yaşadık. Kazayı biz yaptık arkadaşlar. Ama e, bunun sonucunda karşıda vurduğumuz araç da bundan etkilenecektir. Örnek verecek olsak o kişi okula yetişiyor olabilir, o sınava yetişiyor olabilir, işine yetişiyor olabilir. Onun hayatı da etkilenecektir. O yüzden yaşanan olaylar tek boyutlu değildir. Sadece bir kişiyi etkilemez. Birçok kişiyi etkilemektedir arkadaşlar. Hatta bunun güzel bir ifadesi de kelebek etkisi diye bir şey var. Hani küçük bir etki büyüyerek, çığ gibi büyüyerek birçok etkiyi beraberinde doğurabilir. Bunu da gene bir örnek olarak, bilgi olarak söyleyelim. 3. Yukarıda anlatılan olaya göre Ahmet'in içinde bulunduğu rolleri yazınız denilir. Bildiğiniz gibi günlük hayatımızda birçok roller içinde bulunmaktayız. Ahmet'ten örnek verecek olursak. Ahmet, ben Ahmet 11 yaşındayım. 5 5 sınıfında okuyorum. Okulda derslerimin dışında masa tenisi kulübüne gidiyorum. Aynı zamanda futbol, e, okul futbol takımına savunma oyuncusuyum. Bazı günler okul çıkışında 1A sınıfındaki kardeşimle beraber Dedemi ve ninemi ziyaret ettikten sonra evimize döneriz denilmekte. Burada e, neleri göreceğiz arkadaşlar? Ahmet'in rollerini göreceğiz. Ahmet'in ilk rolü için ne diyebiliriz? Mesela 5B sınıfında okuduğundan okuldaki rolünün öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Okuldaki rolü öğrencidir. Yere ve zamana göre rollerimiz değişmektedir gördüğünüz gibi. son masa tenisi kulübüne gidiyormuş. Masa tenisi oyuncusu. E, masa tenisi oyuncusu. Aynı zamanda okul futbol takımında savunma oyuncusu. Okul takımında okul futbol takımında savunma oyuncusu. Yani o da bunun bir rolüdür. Bazı günler okul çıkışında bir aslında kardeşimle kardeşi varsa rol olarak a rolünü de söyleyebiliriz. Sonra beraber dedemi ve ninemi ziyaret ettikten sonra evimize döneriz. Dedesi ve ninesi de Gene Ahmet'in torun rolüyle alakalı ifadelerde dedesi ve ninesi varsa o da e, torun rolünde görev alacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kişinin birden fazla rolü olabilir. Bu roller değişebilir, çeşitlenebilir. Böyle bir öncül geldiğinde işte doğru yanlış gibi bunları da göz önünde bulundurmanız gerekmekte. Dördüncü sorumuz çocuk haklarının korunması ve ihlallerin önlenebilmesi için nasıl tedbirler alınmalıdır? Açıklayınız denilmekte. Şimdi bildiğiniz gibi çocukların bazı hakları var. İşte barınma hakkı olur işte okuma hakkı olur. Bu haklar ihlal edilmemesi gerekmekte. Bunlara saygı duyulmalı ve bunlar korunmalıdır. Bunlar için nasıl tedbirler alabilir açıklayalım. Öncelikle tüm insanlar bu konuda bilinçli hale gelmelidir. Tüm insanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir diyelim. Bilinçlendirilmelidir. Mesela önceden hatırlar mısınız bilmiyorum. Siz hatırlamazsınız büyük ihtimal ama sizin abileriniz, anne babalarınız hatırlar. Baba beni okula gönder diye bir kampanya vardı geçmiş zamanlarda. Geçmiş zamanlarda maalesef ki kız çocukları yeteri kadar okula gidememekteydiler arkadaşlar. Ee, çeşitli şartlardan dolayı. Bundan dolayı bir kampanya oluşturuldu. Bu çocukların okuma eğitim hakkının elinden alınmaması için böyle bir kampanya oluşturuldu. Gene kampanyalar da yapılabilir. Böyle ilerlenebilir tedbir alınması açısından. Bununla birlikte başta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olmak üzere resmi kurumlar bu konuda hukuki yaptırımlarla çocuk haklarını koruyabilirler. Ee, resmi kurumlar kurumlar hukuki yollarla hukuki yollarla çocukların bu haklarını koruyabilir. Koruyabilir. Şey. Ne diyebilir? Mesela bir çocuk arkadaşlar çalışmak zorunda değildir. Eve ekmek götürmek zorunda değildir. Gene bu e, konuda da eğer zorla çalıştırılıyorsa tabii ki de resmi kurumlar devreye girerek hukuki süreci başlatmaları gerekmektedir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bunları daha çeşitlendirebiliriz. İşte kampanyalar yapılabilir yapılabilir diyelim. Kampanyalar yapılabilir, yapılabilir. Örnek olarak da baba beni okula gönder. Baba beni okula gönder. Google'a yazarsanız bunu, bu kampanya hakkındaki bilgileri de görebilirsiniz. Beşinci sorumuz. Anadolu ve Mezopotamya'nın birçok uygarlığa ev sahipliği yapması nedenleri nelerdir? Açıklayınız denilmekte. Bu bölgelerin uygun şartlara sahip olması, işte su kaynakları olur, bitki örtüsü olur, iklimi olur, bu ıı, uygarlıkların, Buradaki bölgeye ev sahipliği yapmasına sebebiyet verecektir Yani bu bölgeyi ev seçmeleri anlamına gelecektir Çünkü o dönemde bildiğiniz gibi tarım ön planda hayvancılık ön planda Tarım yapmak istiyorsanız sulak bir yere gitmelisiniz Suyu kolay ulaşmanız gerekmekte e, Hayvancılık yapıyorsanız hayvanlarınıza yedirmeniz gereken yemler orada bol olmalı Otlak bir arazi olmalı arkadaşlar Bu gibi nedenlerden dolayı bu bölgelerin ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz ne diyebiliriz ilk olarak su kaynakları boldur. Su kaynakları bol diyelim. Sonra ikinci olarak iklimi yaşama oldukça elverişli. İklimi yaşama elverişli. Yani güzel bir iklimi var. Hani böyle kuraktır, serindir, soğuktur bir iklim yok. Ilıman bir iklimi varsa işte mevsimler güzel bir şekilde yaşanabiliyorsa orada elverişli bir yaşam söz konusu olacak. Toprakları oldukça verimli olacaktır. Toprakları verimli. Eğer siz orada tarım yapmak istiyorsanız, e, tarım yapmak için toprağın verimli olması gerekmekte, emeğinizin karşılığını alabilmeniz için. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bol olmalı. Yeraltı, yerüstü kaynakları bol olmalı şeklinde gene söyleyebiliriz. Yeraltı kaynaklarının su olabilir, başka bir şey olur, madenler olabilir gene. Bunlar da bir yerin yerleşim yeri seçilmesi için uygun ifadelerdir. Eski uygarlıklardan bahsedecek olursak. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmanın ardından 6. sorumuzda devam edelim. Mezopotamya uygarlıkların isimlerini yazarak bir tanesi hakkında bilgi veriniz izlenilmekte. Gelin birlikte söyleyelim arkadaşlar. Ee, Mezopotamya uygarlıklarının birkaç tanesini yazalım gelin birlikte. Sümerleri diyebiliriz. Sümerler Mezopotamya'da yaşamıştır. Asurlular, Asurlular diyelim ve Babiller diyelim. Sonra Babilleri de burada bir güzel açıklayalım arkadaşlar. Fırat Nehri kenarında kurulmuştur. Yani Irak e, civarında diyebiliriz. Kısasa kısas esası dayalı tarihteki ilk anayasa olan Hamurabi kanunlarını bulmuşlardır. Tarihteki ilk anayasa olan Hamurabi. Hamurabi anayasası kabul edilmiştir. Hamur abi kanunları oluşturmuşlardır. Oluşturmuşlardır diyebiliriz arkadaşlar. Sonra e, kralları Hamur abi tarafından yapılmıştır zaten. Babil'in asma bahçeleri ve Babil Kulesi önemli eserleridir. Babil'in asma bahçeleri bahçeleri önemli eserleridir. Önemli eserleridir. Dünyanın harikalarında da vardı galiba arkadaşlar Babil'in asma bahçeleri. Bu da gene e, bu eserlerin oldukça önemli olduğunu bize göstermektedir. 7. Doğal varlık nedir? Ülkemizin güzelliklerinden doğal varlıklara örnekler veriniz denemekte. Doğal varlık dediğimiz şey insan eli değmeden doğada kendiliğinden var olan güzelliklerdir. İnsan eli değmeden doğada kendiliğinden Kendiliğinden var olan güzellikler. Güzelliklere biz doğal varlık demekteyiz arkadaşlar. Eğer insan eli de yasal da beşeri varlık demekteyiz. Beşeri varlık insanın yapmış olduğu varlıklar eserlerdir. Sonra ülkemizdeki doğal varlıklara örnek verecek olsak düden şelalesi, Antalya'daki düden şelalesi. Gördüğünüz gibi bu bir doğal varlıktır. Yani insan eli değerek insanlar bir şelale yapmadı. Yapay bir şelale değildir. Doğal bir şelale, doğal bir varlıktır. Antalya'da bulunmaktadır. Manyas kuş cenneti balık kesileri bulunmakta. Manyas kuş cenneti yine aynı şekilde doğal bir varlıktır. İnsan eli değmez. Van Gölü'nü söyleyebiliriz. Hani yapay bir göl değil, doğal bir göl İnsan eli değmemiştir. Tulumtaş Mağarası Ankara'da bulunmaktadır gene. Tulumtaş Mağarası Gene bu da doğal varlıklara örnek olarak verilmektedir. 8. Zengin kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarımız nelerdir? Bölgelere göre hangi isimlerle bilinmektedir? Açıklayınız denilmekte. Şimdi halk oyunlarımızın e, ilk olarak karşılama oyununu söyleyelim. Karşılama oyunu hangi yöremize ait olduğuna söyleyelim. Trakya bölgesine aittir özellikle. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bölge bölge farklı oyunlarımız mevcuttur arkadaşlar. Sonra Horon'u söyleyebiliriz Karadeniz bölgemiz için. Oldukça popüler bir e, oyundur. Hala'yı söyleyebiliriz Doğu kesimi için. Türkiye'nin doğusu için Hala'yı örnek verebiliriz. Sonra Güneydoğu Anadolu bölgesine söyleyebiliriz. Zeybe'yi söyleyebiliriz Ege bölgesi için. Zeybek Ege bölgesi. E sonra açıklamak gerekirse arkadaşlar bu oyunlar bölgeden bölgeye değişmektedir. Bunun asıl sebebi nedir? Şöyle düşünelim. İşte bunun asıl sebebi o bölgenin iklimidir, bitki örtüsüdür arkadaşlar, hava olaylarıdır, o bölgede yaşanan sonra o bölgenin tarihidir, geçmişidir. Bunlar bu bölgelerde, farklı bölgelerde farklı tür oyunların oynanmasına sebebiyet verecek. Örnek verecek olursak Horon'a baktığımızda Horon hızlı oynanmaktadır. Hızlı ve seri oynanan bir oyundur. Bunun sebebi nedir aslında? Karadeniz bölgesinin soğuk bir böl bölge olmasından dolayıdır. İnsanlar soğuktan korunmak için bu şekilde hızlı hızlı hareket ederek horon etkisiyle arkadaşlar soğuğu egale etmeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde mesela Karadeniz soğuk olduğu için orada horon denilen hareketli hızlı oyun oynanmaktadır. Sonra Ege'ye geldiğimizde Zeybek oynanmaktadır. Zeybek bildiğiniz gibi Yavaş oynanan bir oyundur ve bölgesi sıcak olduğu için orada hızlı oynanılmasına gerek yok arkadaşlar Orada yavaş yavaş rahat rahat oynanılması Gene söylenebilmektedir yani bu gibi etmenler e, O bölgedeki Halk oyunlarını da etkilemektedir 9 Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinden uygarlıkların beşiği denilmiştir açıklayınız deniliyor İlk uygarlıkların burada ortaya çıkmasından dolayı denilmiştir ondan sonra İlk buluş ve icatların burada yer almasını söyleyebiliriz. Gelişmiş medeniyetlerin ilkleri burada ortaya çıkmıştır. Buradan diğer uygarlıklara yayılmışlardır arkadaşlar. bu gibi nedenlerden dolayı coğrafyaya uygarlıkların beşiği denilmiştir. İlk uygarlıklar burada ortaya çıkmıştır. İlk uygarlıklar burada yani Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkmıştır. Burada ortaya çıkmıştır. Gene İlk icatlar, eserler burada bulunmuştur. Burada bulunmuş ve diğer bölgelere yayılmıştır. Diğer bölgelere yayılmıştır. Bu sebepten uygarlıkların beşi denilir. Uygarlıkların beşi denilir. İşte ilk medeniyetlerde de burada ortaya çıkmıştır vesaire vesaire doldurabiliriz. 10. ve son sorumuza geldi sıramız. İyonya uygarlığında özgür düşünce oldukça gelişmiştir. Buna paralel olarak bilimsel faaliyetler de oldukça gelişmiştir. Buna özgür düşünce ve bilim arasında nasıl bir bağlantı vardır deniliyor açıklayınız denilmekte. Şimdi arkadaşlar her insan özgür düşünebiliyorsa kendi kurmuş olduğu kendi ideolojisine kendi fikirlerine bağlanabiliyorsa burada bir özgür düşünce söz konusu olacaktır. Yani insanlar kendi birbirleriyle çatışmıyorlarsa arkadaşlar kendi düşüncelerini savunabilirler. Bu savundukları düşünce de bilimsel faaliyetlere yol açabilecektir. Böylece orada bilim gelişmeyecektir arkadaşlar. Özgür düşünce demokrasi gelişecektir. Mesela İonya uygarlığı çok uluslu bir yapıya sahipti. Burada hoşgörü söz konusuydu. Kimse kimsenin dinine, ırkına, diline karışmamaktaydı. Ve böyle olunca günlük olmadı, karmaşa ortaya çıkmadı, karmaşa ortaya çıkmayınca da insanlar felsefe yapmaya, bilim yapmaya başladılar. Ne diyebiliriz? Ee, hoş görünün olduğu yerde, hoş görünün olduğu yerde özgür düşünce vardır, özgür düşünce vardır, özgür düşünen insan, özgür düşünen insan baskı altında değildir. Baskı altında değildir. Böylece tüm gücünü bilim ve felsefe yapmaya verebilir. Bilim ve felsefe yani düşünmeye ayırabilir. Felsefe yapmaya ayırabilir. İonya bölgesinde de arkadaşlar, İonya uygarlığında da, İonya uygarlığı çok uluslu bir yapıdaydı, çok uluslu bir yapıdaydı, hoşgörü vardı, hoşgörü vardı, böylece bilim ve sanatta, bilim ve sanatta ve felsefede gelişmiştir diyebiliriz. Bilim ve sanatta gelişmiştir bu şekilde açıklamamızı yaparsak tam puanı alacağız arkadaşlar. Kendinize tabi kendinize göre bir açıklama yapabilirsiniz. O da gene doğru olacak eminim ki. Arkadaşlar bu şekilde sorularımızı tamamladık. Dediğimiz gibi sorularımız yazılı deposu denilen kitabımızdan alınmakta, alınmaktaydı. Oradan derledik arkadaşlar. bu kitabımızı almak istiyorsanız daha birçok iki tane yazılı örneği var içinde her ders için. Mesela 5. sınıf için 5. sınıfta yazılı olan 6 dersten gene 3'er tane Yazılı sorularımız mevcut. Birini çözdük. Daha ikisi burada bu kitabımıza durmakta. Dediğimiz gibi işaret şubelerinden veyahut da kitapişler.com adresinden temin edebilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla da %5 ekstra indirim kazanabilirsiniz. Sadece bizim kitabımızdan değil, kitapişler.com'dan yapacağınız her alışverişten bu indirimi kazanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yazılı adresimizden de diğer örnek sorulara göz atmayı unutmayın.